Halkların Demokratik Parti grubu adına Muş Milletvekili Sayın Ahmet Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Konuşma süreniz 15 dakika. Lütfen. Siz geliyorsunuz. Bakın şu anda kürsüye çağırıyorum sizi. Göre hakkım olan sözü talep ediyorum. Lütfen. Buyurun iş. Sizi davet ediyorum kürsüye. Vermeseniz onların söz hakkını sonuna kadar savunuruz. Benim söz talebim, az önceki söz talebim bir başka partinin hatibinin söz talebine karşı itiraz olarak algılanmasın. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Daha önce şu genel kurulda Kürdistan sözcüğünün kullanılmasıyla ilgili yürüye giden bir tomar tartışma var. Ben de naçizane 21 yıl boyunca coğrafya kürsüsünde akademisyenlik yapmış ve yer atları, coğrafya atları çalışmış bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Şimdi doğal olarak parlamentoda farklı grupların aklına 2012 yılının Kasım ayında Diyarbakır'da Kantar Kavşağı Meydanı'nda Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmada sıklıkla kullandığı Kürdistan mevzuna girmeyeceğim. Kullanabilir. İkincisi, ama o zaman ana muhalefet ve muhalefet partileri itiraz edince çıkıp kendi grup toplantısında Kürdistan sözcüğünün neden kullanılması gerektiğini savunmuştur. Bakın, sadece Kürdistan'ı kullanmamış, neden kullanılması gerektiğini aynen coğrafyacıların ve akademisyenlerin daha etraflıca açtığı üzere ne demiştir? Bunun sosyolojik, tarihsel ve coğrafik arka planını açıklamaya çalışmıştır. İsabet buyurmuştur. Şimdi az önce Sayın Muş diyor ki yasaların, anayasanın tanımladığı bölgeler, iller, yerleşim birimleri vardır. Amenna. Şimdi soruyorum. Bakın Sayın İbrahim Aydemir arkadaşımız Serhat bölgesi milletvekilidir. Yasada yeri yok. Veya bakın şurada oturan Trakya bölgesinden gelen milletvekili arkadaşlarımız var. Serhat bölgesi, Trakya bölgesi yasaca tanımlanmamıştır. Ama gücünü, bağlamını tarihten alır, sosyolojiden alır, coğrafyadan alır. Öyle tarih, coğrafya, sosyoloji eğilip bükülecek, böyle kıytırık yasalarla, iç tüzük maddeleriyle esnetilebilecek şeyler değildir. İnsanların beyninde, belleğinde, yüreğinde, vicdanında, ahlakında yüzyıllar boyunca yerini edinmiştir. Eğer bu anlamda Trakya gibi, Serhat gibi, Lazistan gibi, Anadolu gibi, Rumeli gibi, Kürdistan gibi kavramları inkar etmek bu ülkenin kadim tarihini inkar etmektir. Bu halkların sarsılmaz bağlarının altına dinamit koymaktır. Bu ülkenin bir bölümünün tarihine, kültürüne, coğrafyasına, kent gerçekliğine, sosyal yaşamına saygı duyarken diğerini reddetmek anlamına gelir. Bunu naçizane yapıcı bir tavsiye olarak, bir rica olarak, bir arkadaşınızın bu ülkenin kadim tarihine ve geleceğine baş koymuş bir temennisi olarak algılayın ve bu yöntemden vazgeçin. Biz Kürdistan derken asla ve kat'a bu ülkeyi bölmek üzerine kurgulanmış bir söylem geliştirmek üzere kullanmıyoruz. Bilakis bu ülkeyi birleştirecek, gücünü tarihten alacak bir yaklaşım olarak dile getiriyoruz. Bir yandan bu ülkeyi bütünleyen, herkesi eşitleyen, kardeşlik bağlarını güçlendiren dil ve argüman mı esas alınacak, yoksa ötekileştiren, kamplaştıran, bölen, parçalayan ve duygusal kopuşa götüren bir dil ve söylem mi esas alınacak? Burada kararını vermek zorundadır. Bu sadece bizimle iktidar partisinin veya başkanlık divanı arasındaki bir süreci alabildiğini aşan bir gerçekliktir. Bu anlamda ben sadece şurada gerçekten kifayeti müzakere diyorum, konuyu sizden de istirham ediyorum. Bu ülkenin tarihine ve geçmişine ne olursunuz hep birlikte sahip çıkan, onu güçlendiren bir tavır takın alın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi daha önce
4 yıla yakın bir süre radyo televizyon üst kurul üyeliği yapmış bir milletvekili olarak. RTÜK ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Medyanın şimdi yandaşlıktan artık havuzluğa ve çamurluğa evrildiği bir süreci yaşıyoruz. Yandaş medya vardı eskiden. Bu biraz anlaşılabilirdi. Sineye çekilebilirdi. Ama şimdi artık havuz medyası, çamur medyası gırla almış başını gidiyor. Tabii medyadaki tek tipleşmenin ürünüdür çamur medyası olma hali. Yine bu medyada sadece az önce de tartışmamıza konu olan bir milleti, onun dilini, onun kültürünü esas alıp sözüm ona ulus devlet formu altında diğer bütün bileşenleri eritmeye çalışan, asimilasyona tabi tutan bir sürecin ürünü olarak görülmektedir. Siz işe buradan başladığınız andan itibaren nefret söylemine yol açmış olursunuz. İnançların, kültürlerin, dillerin, kimliklerin aşağılanmasına yol açmış olursunuz. Bugün Türkiye'deki ana akım medyaya hakim olan dil budur. Aklınca bir dili, bir milleti yüceltmeye çalışırken onun kardeşi olan dilleri ve milletleri hakir gören, dıştalayan, nefret söylemi kullanan yayınlar bu ülkenin maalesef birliği, bütünlüğü için utanç verici bir durumdur. Ben o kurulda onurla, gururla Barış ve Demokrasi Partisi grubu kontenjanından görev yaptım. Ama oradaki duruşumu her zaman ortaya koymaya çalıştım. Ve biliyoruz ki o üst kurul üzerinde ağır bir siyasi iktidar baskısı vardır. Bakın gücünü Anayasa 133'ten alır RTÜK. Ve bağımsız idari otoritedir. Bağımsızlığı var mı RTÜK'ün? Şimdi RTÜK başkanımız burada. Siz geçen yıl kapatılan 37 televizyonla onlarca radyonun kararını bir KHK ile olması sizin anayasal bağlamdaki görevinize, yetkinize müdahale midir, değil midir? KHK'nın açılımı nedir arkadaşlar? Kanun hükmünde kararname. KHK'nın bir özelliği vardır. Kanuna baskın gelebilir, anayasaya baskın gelemez. Siz televizyonlara lisanslama yaparken gücünüzü Anayasa 133'ten alıyorsunuz. Anayasa 133'e göre kurulmuş olan RTÜK, televizyonları yasal prosedüre göre lisanslarken kalkıp bir KHK ile, kıytırık bir KHK ile eğer gasp edilirse yetkiniz, onun adı kanun hükmünde kararname değil, anayasa hükmünde kararname olur. Anayasaya müdahale vardır. Sizin anayasal kimliğiniz çiğnenmiştir. Geçen yıl bu vakitler RTÜK'ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ne diyordu? Bir resepsiyonda şurada ya kapatılan televizyonlarla ilgili soru sorulduğunda efendim yargıya gidebilirler. Televizyonu kapatın, yargıya gidin. Ben radyoları kapattım, yargıya gidin. Gazetecileri tutukladım, yargıya gidin. İnsanları işten attım, yargıya gidin. Ve sürgüne gönderdim, yargıya gidin. Ya Maden ailesi bu ülkenin, bu parlamentonun utancıdır. Hüseyin Maden bir öğretmendi, eşi öğretmendi. Üç çocuğuyla birlikte Ege Denizi'nin ortasında eğer can verdiyse ve hala bir kısmının cenazesi bulunmadıysa onun utancı şu meclisin üzerinedir, siyasi iktidarın üzerindedir. Yargıya verelim. Ne olacak? Hüseyin Maden ailesi yargıya gittikten sonra yaşamayan hiçbir ferdiyle birlikte adalet tecelli edebilir mi? Ne yargısı? Boğazına kadar siyasetin baskısı altına girmiş olan yargıdan söz ediyoruz biz burada. Değerli arkadaşlar, bakın. AKP iktidarı şundan emin olabilir. Bu kadar iktidara boyun eğen bir medya, yarın gün olup devran döndüğünde onlara şakşak yapan medya ahlaksızca size de vurmaya başlayacak. Bugün sizi haksız yere öven, popohlayan, boyun eğen medya yarın size hayrı olmayan bir medyadır. Sizi bugün şakşaklayanlar yarın ahlaksızca vurmaya başlayacak. Buradan ne size ne bu ülkeye bir hayır gelmez. Bu kadar edilgenleşmiş, silikleşmiş, kendini kaybetmiş, paspas olmuş bir medya gerçekliğinin bu kadar 80 milyon insanın değer yargılarını aşağılarken
iktidara da bir hayır olmayacak.